Trump'ın ilk döneminde ulusal istihbarat direktörlüğü yapan bir isim. Dış politikada İran karşıtlığıyla tanınıyor. Türkiye'nin F-35 programından çıkmasının altında da emeği olanlardan diyelim. Ve e, Mete abinin bu isim buraya geldiyse altında bir istihbari köken olmalı dediği isim e, Tulsi Gabart. O da yani ulusal istihbarat direktörü. Uzun yıllar Demokrat Parti'de görev yapan bir isim. Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınıyor. NATO'nun genişleme politikasına karşı tıpkı Trump'ın olduğu gibi. <laughs> Şimdi şöyle gidelim. Şu kalsın. Şu üç tane kişiyle çok muhatap olacağız. İsimlerini ezberleyelim değil mi? Evet. Tabii. Çok kesinlikle muhatap. Dünya da muhatap olacak. Ve göreceksiniz. Bak 2000... E, biz Ceyhun Bozkurt'la yazdığımız o Mesih kitabında başlangıç tarihini hatırlarsan 11 Eylül 2023 diyorduk. Olayların başlangıç tarihi. 7 Ekim 2023'te başladı. Yani biz şey değiliz hani. Hani ne derler ona? falan değiliz. Ama sahada gördüğümüz 2023'te başlayacağı ile ilgili herkes zaten söylüyordu. Uzak Doğu'ya gittiğimde oradaki e, askeri yetkililerin falan bulunduğu o organizasyonda bütün şeylerden gelenler vardı. Bütün ülkelerden gelenler vardı. Endonezyası, Malezyası, işte Güney Kore'si, Kuzey Kore'si, osu hepsi oradaydı. Adamların bekledikleri tarihi söyleyeyim mi size? 2025'e kadar, 2025'e kadar Pasifik'te bir sıcak taşıma bekliyor. Net yani Çin'le bir karşılaşma. Karşılaşma bekliyor. 2025'e kadar. Ve çoğu da aynı çıkıyor biliyor musunuz? Aynı çıkıyor. Yani çünkü e, fişeyi ona göre atıyor adam. <laughs> Fişi ona göre atıyor. Ha biz mesela e, Libya'dan sonra Suriye'ye sıra geldiğini e, bu devlet yetkilileri gidip şeye söylediğinde nereden biliyorduk? E Esa'da çünkü söylediğinde. E, arkadaş bu ülkenin istihbaratı yok mu? Bu ülkenin diplomatları yok mu? Bu ülkenin yerelde bağlantıları yok mu? Dışişleri yok mu? Onlarca kaynaktan bu ülkeye bilgi sızmıyor, gelmiyor mu? Akmıyor mu? Yani diyor ya Sayın e, Hakan Fidan söyledi çok laf çok önemli. Süper güçlerin pozisyonlarına göre senaryo çalışıyor. Senaryo ne demek yani? Neye göre çalışıyorsunuz? Neye çalışıyoruz biz arkadaşlar? Senaryo dediğiniz ne demek? Olabilecekler demek. Yani olabilecek kötü senaryo çalışıyoruz. İyi senaryo çalışmıyoruz herhalde. Kötü senaryo çalışıyoruz. Yani savaş var bunun içinde. Kırılmalar var. Blokların oluşması var. Ekonomik olarak ambargolar var. Bir sürü senaryo var bunun içerisinde. Mesela bir müddet sonra şunu görürsünüz. Mesela dünyada petrol satışının olmadığını görürsünüz. Çak diye kesildiğini düşünüyorsunuz. Satma derim size. Böyle satmıyorum der. Bitti ne yapacaksınız? Elinize petrolle ilgili alternatifleriniz yoksa kalı kalı verirsiniz. Bir yerden aldığınız bir önemli bir maden varsa ve onu alamıyorsanız bittiniz. Savunma sanayi stok yapıyor çok uzun zamandan beri. Metal stokluyor, değerli madenleri stokluyor. Niye? Çünkü savaş anında onların verilmeyeceğini biz biliyoruz. Uçakların yapımında kullandığımız, yurt dışından aldığımız bir sürü maden var. Ben bunu şey savunma sanayi başkanlığına falan da sormuştum. Ne yapıyorsunuz dedim yani. Evet Bizde bir teknoloji var ama biz değerli e, madenler Bağlı. konusunda yurt dışına bağımlıyız. E Onu stoklamasını yapıyoruz ya dedi. Onun bir sürü şeyini elimizden geldiği kadar elimizden bulduğumuz kadar stokluyoruz. Çin 5 sene önce başladı stoklamaya. 5 sene önce başladı. Dünyadaki neredeyse metal bırakmadı. O zaman da söyledik. Bakın, bir savaşa hazırlanıyor adamlar. Dünyada neredeyse metal bırakmadılar. Hatırlayın bir ara bakır fiyatları hı hı. diğer bütün değerli maden fiyatları tavan yapmıştı ve dünyada o sırada üretim aşağı doğru düşmüştü. Bir yerde aşağı düşen bir yerde bu madenlerin fiyatı yükseliyorsa stok yapıyor demektir. Efşekerin i̇şte, şimdi aynı şeyi konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'den 155 milimetre topçu mühimmat almaya kalkıyor. Niye? Adamın çünkü şeyi yok. Ne yaptı? Türkiye'den bir şirkete 450 milyon dolar verdi. 155'lik mühimmat şeyi kuruyoruz onlara. sistemi kuruyoruz. Üretsinler diye. Öyle bir anda olmuyor hiçbir şey abi. E şimdi gelin gelin bu, bu senaryoda Trump'ı konuşalım. Trump'ın Türkiye ile uğraşacak zamanı olmayacak. Elon Musk ne diyor? İflas etmek üzereyiz diyor. İflas etmek üzereyiz diyor. Yani bu borcu çevirmemiz mümkün değil. Amerika bir Devletleri iflas etmek hı hı. üzere diyor. Dünya'nın en borçlu ülkesi sonuç itibariyle. Evet. E ondan sonra ne diyor işte savunma bakanı ne diyor? Bütün senaryolarda, bütün senaryolarda Çine karşı yeniliyoruz diyor. Bütün senaryolarda. Bunu söyleyen kim hani adamın rütbesini beğenmezsiniz, hani öyle de demişler ya. İşte ne yapmış bu? Sonuçta bu savunma bakanı, savunma bakanı oldu işte ya. Yani. Ne dersen de? Oldu mu oldu? Evet. Ve bu adam diyor ki benim senaryolarımda, Pentagon'daki senaryolarımda ben Çin'e karşı kaybediyorum. Benim gemilerimi hipersonik füzelerle batırıyor adamlar diyor. Al sana senaryo işte. Şimdi TÜMS'i Gabart, bütün işi gücü yok. Bölgeye gelip Orta Doğu'daki, yani bütün enerjisini Orta Doğu'ya vereceğini mi zannediyorsunuz? Hayır. Bence asıl önemli vereceği konulardan bir tanesi tamamen Pasifik. Ve gittikçe azalan rezerv para olma özelliğinden direnip yapa, yapabildikleri kadar Çin'i Çin'i bozmaya çalışacaklar, Çin'i karıştırmaya çalışacaklar, rezervadan çıkmaya çalışıyorlar. Bütün dünya çıkmaya çalışıyor.